Latin harflerinden yararlanarak bize mahsus çok kolay bir alfabe hazırlamışsınız. Hikmet Bey, raporun serbestçe tartışılabileceği birkaç toplantı düzenleyelim. Başüstüne. Herkes fikrini söylesin ama önce halkın nabzını yoklamak istiyorum. Başüstüne efendim. Tarihte böyle bir lider var mıdır acaba? Yıllardır bir peri masalı yaşıyor gibiyiz. Yaşasın Cumhuriyet! Sevgili kardeşlerim, huzurunuzda ne kadar bahtiyar olduğumu izah edemem. Duygularımı tek kelimeyle ifade edeceğim. Memnunum, müstereyim, mesudum. Arkadaşlarım, bir milletin %80'i okuma yazma bilmiyorsa bu ayıptır. Bundan insan olanların utanması lazım. Bu millet utanmak için değil, iftihar etmek için yaratılmış bir millettir. Ona kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazım. Latin esasından alınan yeni Türk alfabesi bu anlayışla hazırlanıyor. Bir iki yıl içinde bütün milletin yeni Türk harfleriyle okuma yazma öğreneceğine kesinlikle inanıyorum. Mehibe Hanım'ı dansa kaldırabilir miyim? Tabii, memnuniyetle. Millet Meclisi'nin muhterem üyeleri, 3. dönemin 2. toplantı yılını açıyorum. Aziz arkadaşlarımı selamlamaktan şeref duyuyorum. Yeni çalışma döneminde gerek Doğu illerimizde, gerekse memleketimizin diğer kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak sağlamak meselesi ilgileneceğiniz önemli konulardan biridir. Türk harflerinin kararınızla kesinlik ve yasallık kazanması bu memleketin yükselme mücadelesinde önemi büyük, başlı başına bir geçit olacaktır. Açılıyor.
amca. Meraklanma, geldik sayılır kızım. Aha şu tepeyi aşınca varacağız. Kusura kalma ya. Ne diyeceğim buralarda kadın başına? Okuma yazma öğreteceğim. Sonra ne olacak? Sonra mı? Sonra belki çocukların okuyup doktor mühendis olur. Anlaşıldı. Sen bizimle eğlenmeye gelmişsin buralara. Takrir-i sükun kanunu 4 yıl önce cumhuriyeti istemeyenlerin aşkın tecavüzüne karşı konmuştu. Tehlike kapının eşiğine gelinceye kadar sabreden büyük meclis, cumhuriyeti kurtarmak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine hükmetti. Kendi istiklal mahkemelerini kurdu ve hükümete takrir-i sükun kanununu verdi. 2 yıl sonunda istiklal mahkemeleri kaldırılmış, hükümette son 2 yıldır takrir-i sükun kanununu hemen hiç kullanmamıştır. Şimdi hükümet bu kanunun da kaldırılmasını istiyor. Takrir-i sükun dönemini yalnız emniyet ve cumhuriyetin müdafası noktasından görmek kısa ve kısır bir görüştür. Geçen 4 yılda 100 yıla sığmayacak iyi işler yapıldı. Hukuk işlerindeki gelişmeler, kadınların içtimai esaretten kurtarılmaları, dinin siyasetten uzaklaştırılarak vatandaşın mabedinde kendi itikat ve vicdanı ile baş başa kalarak temiz inancının bu dünyanın karışık işlerinden kurtarılması ve yeni Türk harflerinin kabulü bu dönemde sağlandı. Bugün millet mekteplerinde okuyanların sayısı erkek kadın 1 milyonu geçiyor. Bu kış çok sıkıntılı geçti. Neyse ki Sabiha dönüyor. Sağlığına kavuştu herhalde. Sanatoryum öyle diyor. Sabiha da beni görünce tanıyamayacaksınız diye yazıyor. Çocuk milleti 2 santim uzasa kendini büyümüş sanır. Biraz serpilmiş bir çocuk bekliyorduk. Bir genç hanım çıka geldi. Gözün yine göklerde. Evet. Sana küçükken söylemiştim. Çaresiz pilot olacaksın diye. Galiba. Ankara'yı tanıyamadım. 3 yılda ne kadar değişmiş. Köy gibiydi değil mi? Şehre bile inemezdik. Bir milletvekili eşiyle birlikte çarşıya çıktı diye kıyamet kopmuştu. Haftaya İstanbul'a gidiyoruz. Öyle mi? Artık telefonla görüşebiliriz. Ankara ile İstanbul arasında telefon görüşmeleri başlıyormuş. Evet. Afet Hanım ne zaman dönüyor? Kasım'da geliyor. Aa, haberleri kaçırmayalım. Ankara Hukuk Mektebi bu yıl 2. mezunlarını vermiştir. Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Başbakan İsmet İnönü şöyle demiştir. Bir cemiyeti en zararlı adam, ehliyetsiz olduğu halde yetki sahibi olanıdır. İstanbul'dan önce Yalova'ya uğramamız iyi oldu. Afet'i de özledim. Umarım Afet bizden önce gelmiş olmaz. Sanırım aynı günlerde İstanbul'da olacağız. Dur bakalım çocuk. Yolumuzu şaşırdık galiba. Çocuk, biz yolu şaşırdık galiba. Çiftliğe nereden gidilir? Oo, yanlış yoldasın. Çatay yola gelince bu yana sap. Adın ne senin? Mustafa. Mustafa mı? Adaşız demek. Gel bakayım, gel. Ne iş görürsün sen? Çobanım. Koyunları güderim. Ayda ne kazanırsın? 3 lira. Yılda kaç lira eder? 36. 36 lira edermiş. Sana 36 lira versem ne yaparsın? Almam beyi. Neden? Bunu bilmeyecek ne var? 36 lira çok büyük para. Nereden aldın, niye aldın diye sorarlar adamı. Yol gösterdiğin için vereceğim. Karşılıksız bir para değil ki. Kim ne diyecek? Sen bu cevizleri alırsan ben de bu parayı alırım. Ödeşmiş olursun. Tamam mı? Tamam. Bu çok para, alamam. Biraz daha ceviz al. Ver bakayım. Benim çiftliğimde çalışır mısın? Ayda 4 lira veririm. İyiymiş. Babam izin verirse gelirim. Öyleyse görüşeceğiz. Biliyor musun? Benim adım da Mustafa. Ama yanında bir de Kemal var. Mustafa Kemal mi? Hı hı. Amanın sen sakın. Daha önce söylesen olmaz mıydı? Hadi koyunların yanına.
Salih. Mustafa'nın ailesiyle konuş. İzin verirlerse onu İstanbul'a götürelim. Okutacak mısınız? Neden olmasın? Unutma, o sırtmazsa ben de onun yaşındayken tarlada kargaları kovalıyordum. Gördüğüm bina eskiden padişahların da ama artık milletin. Demek ki buranın sahiplerinden biri de sensin. Ben burada misafir olarak bulunuyorum. Akşama Afet ablam da gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. yıl çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları açış konuşmasıyla başladı. Bu yıl 450 kilometre demir yolu yapıldığını belirten Gazi Hazretleri, ülkeyi demir ağlarla örme politikasının devam edeceğini söyledi. Necla. Hocam, öğrenci başkanlığını Necla kazandı. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Tebrik ederim Necla. Hocam özür dilerim ama bu uygulama kanuna aykırı. Kadınların ne seçme hakkı var ne de seçilme. Çok üzüldüm. Çok utandım. Hiç olmazsa o erkek öğrencim kadar hak sahibi olmadan bir daha o sınıfa ders vermeyeceğim. Belediyeler kanunu mecliste görüşülüyor. Belki bu vesileyle kadınların seçme ve seçilme hakkı ele alınabilir. Kusura bakmayın. Bu konunun kanun hazırlanırken ele alınması gerekmez miydi? Cumhuriyet halk idaresidir diyorsunuz. Halk yalnız erkeklerden mi ibaret? Şimdi Afet Hanım bakınız aslında sus bu mesele... Bey. Lafı gevelemenin bir alemi yok. Afet haklı. Olmuş. Beğendin mi? Çok güzel. Muhteşem. Şimdi beni iyi dinle. Kadınlarımız milli mücadelede yalnız cephane taşımakla kalmadılar. Silahlanıp dövüştüler. Oğullarını davul zurnayla cepheye gönderdiler. Gönüllü olarak hasta bakıcılık yaptılar. İşçi taburlarında görev alıp siper kazdılar. Yol açtılar. Askere çorap çamaşır yetiştirdiler. Demir yolları tamir edilirken işçi olarak çalıştılar. Şimdi de dağ köylerine kadar öğretmen, ebe olarak koşuyorlar. Onlara çok şey borçluyuz ama borcumuzu tamamen ödeyemedik. Yüzlerce yıllık anlayışı yıkmak kolay değil. Seçim hakkı istiyorsan böyle üzülüp kızmakla küsmekle olmaz. Fikrini savunacaksın. Ben mi? Nasıl? Otur çalış. Konuyu iyice incele. Sonra burada bir konferans ver. Hakkınızı iste. Yok, hayır. Burada asla konuşamam ben. Korkudan sesim bile çıkmaz. Konuşuyorsun. Lütuf istemiyorsun. Hakkınızı istiyorsun. Kadınlar yarın mühendis, hakim, mimar, sporcu, gazeteci, üniversite hocası, elçi, hatta pilot olacaklar. Niye milletvekili bakan olmasınlar? Göreyim seni Afet. Bir cumhuriyet kızı olarak bu görevin üstesinden gel. Siyasetçilerimizin ufkunu aç. Güzel değil mi? Çok güzel. Heyecanlısın. Hem de nasıl. Kızcağıza bütün gün heyecanlanacak ne var deyip durmuştum. Aziz Cumhurbaşkanım, muhterem dinleyiciler. Yüksek huzurlarınızda ele almaya cüret edeceğim konu seçim meselesidir. Bu meseleyle ilgilenmemin iki sebebi var. Bir, bir Türk vatandaşı olarak seçim hakkının cinsiyet farkı gözetilmeden herkese şamil olmasını istiyorum. İkincisi, yurt bilgisi dersi veriyorum.
dersimin programında seçim konusu da yer almaktadır. Kurtuluş Savaşımızda Türk kadınının kabiliyetini, ehliyetini, memleket işleriyle ilgisini ispat eden pek çok örnek vardır. Sözün kısası, kadın seçmek ve seçilmek hakkını kazanmalıdır. Çünkü demokrasinin mantığı bunu gerektiriyor. Rejimimiz eşitlik prensibine dayanıyor. Seçim sandığı önünde en cahille en büyük devlet adamı eşittir. Kadın hangi hakla bu eşitliğin dışında tutuluyor? Milli gayrette ve çalışmada kadının payını hor görme hakkı hiç kimseye verilmemiştir. Büyük Meclis bugün Türk kadınına belediye seçimlerine katılma hakkını tanımış. Bu ilk adımı seçmek ve seçilmek hakkının da yakın zamanda var olacağının mesut bir işareti olarak görüyorum. Demokrat Türkiye Cumhuriyeti'nin fazileti elbette bu hususu fazla geciktirmeyecektir. Tebrik ederim Afet, seninle iftar ettim. Ama maalesef kadınların seçme ve seçilme hakkı ile ilgili kanun oylamasına bazı milletvekilleri katılmayacakmış. Tabii ki bunlar fesi kafalarından çıkartıp yüreklerine geçirenler. Yalova'ya gidip kür yapmak istiyorum. Benimle gelir misiniz? Tabii ki geliriz. Fethi Bey Paris'ten çağırdığınızı duydum. Evet. Önemli bir şey mi var? Sanıyorum. Hepimiz faniyiz Fethi Bey. Tarihe tek partili bir idarenin başı olarak geçmek istemiyorum. Çok haklısınız. Bir yıldır etrafımı yokluyorum. Birçok arkadaş kademeli bir geçişi tercih ediyorlar. Ama ben bir an önce bir muhalefet partisinin kurulmasından yanayım. Muhalefete tahammül zordur. Hepimiz katlanacağız. İsmet Paşa ne düşünüyor? O da meclis senetiminin şart olduğu görüşünde. O halde mesele yok. Mesela sen bir parti kurmayı düşünmez misin? Ben mi? Evet sen. Yok, beni affet. Dur acele etme. İsmet ve Kazım Paşalar da geliyorlar. Birlikte konuşalım, sonra karar veririz. Muhalif bir parti kurulmasını ben de destekliyorum. Bir gün nasıl olsa çok partili hayata geçecektik. Bu iyi bir başlangıç olur. Teşkilat kurmanız için gereken parayı verebilirim. Partimizden görüşlerinizi paylaşan 40-50 milletvekili de alabilirsiniz. İstersen Nuri'yi, hatta kız kardeşimi de al. Karabekir ve Refet Paşa gibi kimseler de seninle işbirliği yapmak isterlerse bunda da hiçbir sakınca görmem. O arkadaşlarımızı da yeniden siyasi hayata kazandırmış oluruz. Güveninize çok teşekkür ederim. Ama bana düşünmek için birkaç gün izin veriniz. Hay hay. Efendim, sizin durumunuz ne olacak? Yeni bir partide arayacağım tek özellik, laik ve cumhuriyetçi olması hepsi bu. Demokrasiye geçişimizin ilk gününü genç bestekar Selahattin Bey ile kutlayalım. Selahattin Bey. O sevdiğim şarkınız lütfen. Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hadi Fethi, birlikte. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Cumhurbaşkanımız yeni bir parti kurmak istediğini bildiren eski Paris Büyükelçimiz Fethi Beyefendi'ye hitaben bir mektup yazarak görüşlerini açıklamışlardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin mektubu şöyledir.
Büyük Millet Meclisi'nde ve millet önünde millet işlerinin serbestçe tartışılabilmesi, iyi niyetli kimselerin ve partilerin görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri aşık olduğum bir sistemdir. Baba lütfen şu gazeteyi içinden okur musun? Peki. Çok partili hayatın başlamasından dolayı cidden çok mesulüm. Hayırlı olsun. Fethi Bey'in partisine kaç kişi geçti efendim? 14. Çoğunu da ben teşvik ettim. İnşallah terakkiperver parti gibi gafil davranmazlar. Endişe etmeyin. Yeteri kadar uyardım. Üstelik Fethi Bey de Nuri de Cumhuriyet'in bir taşı yerinden oynasa arkasından neler geleceğini kestirebilecek insanlardır. Onun için de dinin siyasete alet edilmesine fırsat vermezler. Çünkü bu tehlikeli oyunun yalnız rejimi değil, devleti bile parçalayıp çökerteceğini iyi bilirler. Hikmet Bey yarın İstanbul'a dönelim. Aa çocuklar, size verdiğim sözü unutmuş değilim. İlk fırsatta adaya gideceğiz. Demiryolunun Sivas'a varışı dolayısıyla yapılan törene katılan Başbakan İsmet İnönü konuşmasına şöyle devam etmiştir. Serbest Fırka'nın muhterem lideri demiryolları politikamızı eleştirmektedir. Demiryolları bir hükümet politikası değil, milli birlik, milli varlık, milli savunma, milli ekonomi, kısacası istiklal meselesidir. Yabancı sermaye istemediğimi, zorluk çıkardığımı da iddia ediyorlar. Yabancı sermaye uygun şartlarda geldiler etme ettim. Öyle şartlarla geliyorlar ki bunları ancak akşama yemeği olmayan bir çaresiz adam kabul edebilir. Bu tarz teklifleri elbette reddettik. Kendisine İzmir'de cevap vereceğim. Ne var Hikmet Bey? Fethi Bey'den bir telgraf geldi. İzmir'de kalabalık bir topluluk tarafından coşkuyla karşılandığını, bu durumdan rahatsız olan valinin asayişi koruyamayacağını ileri sürerek yarınki mitingin ve konuşmanın yapılmamasını istediğini bildiriyor. Ve yardımınızı istiyor efendim. Bu ne biçim vali? İdare tarafsız olmazsa muhalefet nasıl yaşar? Asayişi sağlamak idarenin başlıca görevi değil mi? Hemen cevap yazalım. Başüstüne. İzmir'de serbest fırka reisi Fethi Bey Hazretlerine. Anlıyorum ki sana nutkunu söylettirmek istemiyorlar. Fakat sen nutkunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir engeli derhal bildireceksin. Asayişin temini için Başbakan, İçişleri Bakanı ve İzmir Valisi lazım olan tedbirleri almakla mükelleftir. Bu telgrafın birer suretini hemen şimdi Başbakan'ın İçişleri Bakanı'na ve Valiye gönderin. Başüstüne. İzmir'de büyük olaylar çıkmış efendim. Yeni partinin taraftarları Halk Partisi'nin binasına tecavüz etmişler. Anadolu Gazetesi'ni taşlamışlar, polisle çatışmışlar. İki ölü, birçok yaralı varmış. Vali İzmir ayakta, Fethi Bey ayak takımıyla omuz omuz ediyor. Kazım Paşa'dan rica edin, hemen İzmir'e giderek durumu araştırsın ve sonucu bildirsinler. Gelen haberlerde mübalağa olabilir. Benim aldığım bilgiler valiyi doğruluyor efendim. Acele hüküm vermeyelim Hikmet Bey. Fethi Bey ne zaman konuşacak? Yarın. Muhterem Başbakan, 7 yıldan beri takip edilen mali siyasetin bir başarı harikası olduğunu ilan ediyor. Son yıl içinde ne kadar kişinin iflas ettiğini, kaç ticarethanenin kapandığını sormak isterim. Bizim şapka yerine fes giyilmesini istediğimizi... Lütfen. Öyle söylüyorlar demek istiyorum. Yanlış anladınız. Bu doğru değildir. İftiradır. Biz inkılapların hiçbirine karşı değiliz. Aslında bizim meselemiz şudur ki... Dinlemiyorlar, dinlemiyorlar, dinlemiyorlar. Bugün ajansı dinledin mi? Galiba çok tatsız olaylar oluyor. Evet, bütün neşesi kaçtı. Kaçmaz mı? Balıkesir'de Fethi Bey'i yeşil bayraklar ve tekbirlerle karşılamışlar. Bazı partililere hilafeti geri getireceklerini söylüyorlarmış.
İnanamıyorum. Burası Ankara Radyosu. Şimdi ajans haberlerini veriyoruz. Toplam 502 seçim bölgesinde ilk defa hanımlarımızın da katıldığı belediye seçimlerinde oy verme işlemi bu sabah başlamıştır. Aziz arkadaşlarım, siyasi hayatımızda yeniden partilerin görünmesi belediye seçimlerinden önceki yakın günlerde oldu. Bu münasebetle dikkate değer safhalara şahit olduk. Bu gözlemlerin verdiği tecrübelerden Türk milleti, Cumhuriyet'in devamı ve gelişmesi için yararlanmalıdır. Siyaset alanında karşılıklı faaliyetin verimli gelişimi ancak vatandaşlar arasında düşmanlığın doğmasına fırsat verilmemesiyle sağlanabilir. Muhterem arkadaşlar, son belediye seçimleri memlekette şimdiye kadar görülmemiş bir ilgi uyandırdı. Çünkü bu seçimlerde iki parti rekabet halinde karşı karşıya gelmiş bulunuyordu. Bugüne kadar bütün şehir ve kasabalarda hiçbir seçime katılmamış olan binlerce vatandaşımız vardı. Ama bu defa onlar oy vermek hakkını kullanmak için saatlerce, günlerce sandık başına gelebilmek fırsatını kolladı. Milli hakimiyetin ne olduğunu Cumhuriyet sayesinde anlamış olan halk, bu hakimiyetin verdiği oy hakkını bütün bu engellemelere, bütün bu zorluklara göğüs gererek kullanmak istiyordu. Nerede kaldın Yakup? Neredeyse sabah olacak. Görüşmeler gece yarısından sonraya kadar sürdü. Ne oldu? Fethi Bey güzel, sakin bir konuşmayla iddialarını açıkladı. Belli ki idare bazı yerlerde gayretkeşlik yapmış. Ama bakan ve bizim arkadaşlar kürsüye çıkıp gericilerin çevirdikleri oyunları anlatmaya başlayınca cesaretini kaybetti. Kendisini şaşırtıcı bir kayıtsızlıkla bu kilisenin girdaplarına nasıl bırakmış anlamadım. Sonuç? Sonunda paniğe kapılıp partisini feshettiğini açıkladı. Aa. Evet. Böylece bu güzel girişim 3 ayda hazin bir şekilde sona erdi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Müslüman olan sancağı şerifin altında toplansın. Girin camiye. Alın sancağı getirin. Gelmeyen kafirdir. Evlerinize geri dönün, yoksa başınıza büyük işler açılacak. Kafirler, çekilin karşımızdan. Çekilin, çekilin. Tahriklere kapılmayın arkadaşlar, sakin olun. Yaptığınız kanunsuzdur. Bakın, ateş etmeyin arkadaşlar. Kardeşe kardeş kanı döktürülmesin. Kafirler. Nişanı al. Eminim ama bunlar kuru sıkı. Gerçek mermimiz yok ki. Daha iyi, kan dökmeden korkuturuz herkesi. Dağılmayacak mısınız? Nişanı al, ateş. Bakın, bakın gördünüz mü? Bana kurşun işlemedi. Mehdi'yim ben, Mehdi'yim. Arkadaşlar, durun konuşalım. Bakın askeri geri göndereceğim. Asker, rahat. Çapraz tutuş. Karakola marş, marş. Bakın, askeri geri gönderdim. Sizinle konuşmak istiyorum. Bu cumhuriyete karşı isyandır. Gelme. Dağılın artık, evlerinize geri dönün. Tekrar ediyorum, bu cumhuriyete... Allahu Ekber! Hadi tutun şunu! Tutun şunu! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Bakın işte, gördünüz mü? Kafirlerin sonu budur. Bütün kafirlerin başı gövdesinden böyle ayrılacak. Gazinizinki de, İsmet'inki de. Bunu bütün kasabada dolaştırın, ibret alem için. Tekbir! Allahu Ekber! Maalesef böyle. O için irtica okşamanın sonu budur. İnsan olanlar için ne utanç verici bir durum bu. Daha sonra birlik yaylım ateşe başlıyor. Mehdi bozuntusuyla iki adamı ölüyor. Yaralı olarak kaçmaya çalışan adamları da yakalanıyor. Yazıyor, hükümetin ilanını yazıyor. Yazıyor, hükümetin Menemen, Manisa ve Balıkesir'de sıkı yönetimi ilan ettiğini yazıyor. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin vicdanına hakim olamaz. Herkes düşündüğünü istediği gibi söyleyebilmelidir. En büyük hakikatler ve gelişmeler, fikirlerin serbestçe ortaya konmasıyla meydana çıkar. Artık bugün demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. yüzyıl birçok müstebit hükümetlerin bu denizde boğulduklarını görmüştür. Yeryüzünde hiçbir medeni millet siyasi partilerin varlığından ve faaliyetinden uzak kalamaz. Herhalde medeni ve demokrat memleketlerde partiler gereklidir. Partiler milletlerin siyasi kökleridir. Kadınların seçme ve seçilme haklarına yer vermeyi unutmayalım kızım. Bugün sıkı yönetim mahkemesi Menemen olayını soruşturmaya başlamış. Ayrıca İnkılap Şehidi Kubilay Menemen'de büyük bir törenle anılmıştır. Bugün 20 halk evi daha hizmete giriyor. Evet, halk evleri geleceğin demokrat ileri aydın Türkiye'si için çok verimli bir zemin hazırlıyor. Halkla aydınları kaynaştırmasında çok büyük bir hizmet olarak görüyorum. Ben bu akşam erken yatacağım. Yapmayın paşam, biz de yat kulübe gideceğiz diye sevinmiştik. Size de erken yatmanızı ve gün doğarken kalkmanızı tavsiye edeceğim. Bir şey mi var? Evet, bir şey var. Tanrıludur, 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 Tanrıludur. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Milletler Cemiyeti'ne üye oluşumuzla ilgili işlem dün tamamlandı efendim. Nihayet. İki meselemiz kaldı. Lozan'da boğazlarımız üzerine konan kayıtları kaldırmak ve Hatay. Onların da sırası gelecek. Kendinize iyi bakın ne olur. Bakmaya çalışıyorum çocuk. 26 Eylül'de Türk Dil Kurultayı başlıyor. Hazırız değil mi? Evet efendim. 27 Eylül'de Amerikan Genelkurmay Başkanı General MacArthur'la görüşeceksiniz. General, bana göre Almanya milli hislerini kamçılayacak dikte bir yönetimle İngiltere ve Rusya hariç olmak üzere bütün Avrupa'yı işgal edecek bir orduyu kısa sürede kurabilir. Bu takdirde savaş 1940 civarında başlayabilir. Fransa kuvvetli bir ordu yaratamaz. İtalya'da Mussolini Sezar rolünü oynamak hevesinde olacaktır. Avrupa devlet adamları önemli siyasi meseleleri egoizmden uzak ve iyi niyetle ele almazlarsa savaş felaketinin önüne geçilemeyecektir. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Avrupa'da vuku bulacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere ne Almanya. Sadece Sovyet Rusya olacaktır. Thank you.
Ayrılırken size bir şey dedi. Evet. Ne dedi? Eğer dedikleri doğru çıkarsa büyük asker ve diplomat oluşunun yanı sıra geleceği avucunun içi gibi görebilen olağanüstü bir insan olduğunu da kabul etmek gerekecek dedi. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Müsaadenizle paşam, Sabiha Hanım'ı dansa kaldırabilir miyim? Hayır. Teşekkür ederim. Ama dışarı çıkmak istemiyorum. Nasıl yaşayabiliyorsunuz böyle? Anılarımla yaşıyorum. Sonra okuyorum. Neler okuyorsunuz? Kahramanların ve devrimcilerin hayatlarını. Biliyor musunuz? Hiçbiri onun kadar heyecan verici, onun kadar büyük değil. Aslında yeni yıl kutlamaları bizim kültürümüze aykırı ama zamanla alışılacaktır. Çok hoş bir geceydi. Kendimi bir Avrupa şehrindeymişim gibi hissettim. Evet, güzel bir geceydi. Artık devrimler oturdu galiba. Bu kadar iyimser ve aceleci olmayın. Tarih hemen değişmez. Bu sadece bir başlangıç. Kararlılığımızı ve heyecanımızı kaybedersek geçmişin köhne yapısını ansızın karşımızda görebiliriz. Gerçekten görebilir miyiz? Yok, korkmayın. Siz gençler oldukça bu kolay kolay gerçekleşmez. Yarın Musiki Muallim konseri varmış. Gidecek miyiz? Tabii gideceğiz.